Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırla geldiniz. Bugün mübarek Ramazan-ı Şerif'in 3. günü. Hatırlıyor musunuz, Ramazan-ı Şerif'ten evvel TRT1 ekranlarında bu ayın, bu programın duyurularını yaparken bir teselli arıyoruz diye başlamıştık. Duyuruları böyle yapmayı tercih etmiştik. Zira 7 Ekim'den bu yana bizler ve dahi bütün vicdan sahibi insanlık bir teselli arıyor. Son rakamlara ne kadar vakıfsınız? İsterseniz birazcık onları paylaşayım. Sonrasında da dün basına düşen bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında çok fazla yayılmadı ama dikkatinizi çekmekte fayda var. 7 Ekim'den bu zamana kadar kıymetli dostlar tam 159 gün geçti. Ve bu 159 gün süresince 71 bin insan yaralandı bugün Gazze'de. Ve bugün itibariyle Gazze'de öldürülen, katledilen insan sayısı 11 bin civarında. Ve bu 11 bin insanın %75'ini kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor. Şimdi bu meseleye nasıl bakarsınız bilmiyorum ama siyasi görüşünüz farklı olabilir, dünya görüşünüz başka olabilir. Hatta ne bileyim bir dini inanca bile mensup olmayabilirsiniz. Fakat çok güzel bir söz var bu sürecin başından beri söylene gelen. Deniyor ki çocukların öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse ama ile başlayan cümle kurma hakkına sahip değildir. Çoğumuzun dikkatini çekmedi ama dün Birleşmiş Milletler Genel Komiserlerinden Filipe Lazzaroni'nin bir açıklaması oldu. Arada kaybolmasın, gündemin içinde kaybolmasın diye özellikle bugün açılışta bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu müfettişlerden, komiserlerden Filipe Lazzaroni yaptığı açıklamada son 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen çocuk sayısının 12.400 olduğunu ifade etti. Tam 12.400. Peki bu 12.400 rakamı neye tekabül ediyor? Anlatayım. Sonrasında çünkü Lazzaroni bu istatistiki bilgiyi de verdi. 12.400 çocuk son 4 yılda dünyanın bütün coğrafyalarında vuku bulan savaşta toplam öldürülen çocuk miktarından daha fazla. Tekrar ediyorum, son 4 yıl içerisinde dünyada bütün savaşlarda, ki buna Ukrayna'da dahil, bütün savaşlarda öldürülen çocukların sayısı 7 Ekim'den bu zamana kadar Siyonistlerin katlettiği çocukların sayısı kadar bile değil. Peki ne yapacağız? Ne yapacağımıza dair bir ipucunu dünkü programda Ebu Bekir Sifil hocamız bize verdi. Yapabileceğimiz 3 şey var. 1- Her zaman gündemde tutmak, her zaman gündeme getirmek, bulunduğumuz her ortamda ama dua vesilesiyle, ama haber paylaşımı vesilesiyle, ama programlara, gösterilere ve boykota katılarak bir şekilde gündemde tutmak. 2- Boykot ederek, o melanet şerbetleri iftar soframıza meze etmeyerek, o şu hamburgerciye, bu kahveciye gitmemek, isimlerini vermeyeceğim. Neyi boykot etmeniz gerektiğini sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bir şekilde orada kadim durmak. Geçtiğimiz zamanlarda söylemiştim, tekrar ediyorum. Benim içmeyeceğim bir şerbetten ne olacak ki diye düşünmeyin. Gün içerisinde oruçken yiyeceğiniz bir nohutla belki karnınız doymayacaktır ama orucunuz pekala bozulacaktır. Bu yüzden boykot önemli. 3. Dün Ebu Bekir Sifil hocamın değindiği mevzu. Duayı küçümsüyoruz. Duanın bereketini, duanın gücünü küçümsüyoruz. Özellikle ve özellikle iftar vaktinde sofrada ezan-ı Muhammedi'yi beklerken, o oruçlu ağızlarınızla, o sahabi çocuklarınız eline açmışken lütfen dua edin. Gazze'ye dua edin, bize dua edin, ülkemize dua edin. Tüm dünyanın iyiliği, güzelliği ve felahı için, kurtuluşu için ne olur dua edin. Ama en çok da bize dua edin inşallah. En çok da kendinize dua edin. Çok yorucu, zor gündemlerden geçtik. Ramazan hep bize bir teselli olsun diye geldi. Covid oldu hatırlıyorsunuz. O zamanlarda fakir vardı ekranda. O zaman ulusta tamamıyla izole bir yerde program yaptık. Covid'i atlattık. Akabinde deprem, 11 ilimizi etkileyen deprem oldu. Yine Ramazan'da teselli aradık. Bu sefer Gazze gibi bir imtihanımız var. Yine Ramazan. Demek ki şunu artık anlamak gerekiyor. İmtihan bitmeyecek. Zorluklar bitmeyecek çünkü dünya hayatı böyle bir hayat. O zaman biz her halükarda Rabbimize şükretmeyi ve onunla doğru irtibat kurabilmeyi öğrenmemiz lazım. İnşallah dua edelim. Bu Ramazan-ı Şerif'ten de kazancımız bu olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا المحرم ربنا ليقيموا الصلاة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Sadakallahul azim. Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Hafız Doğan Temiz Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel kıraatinden dolayı yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Az önce mevzu böyle ateşli bir şekilde Gazze ve istatistikler olunca konuğumuzun ismini anons etmeyi unuttum. Hemen şimdi yapayım. Profesör Doktor Mahmut Erol Kırlıç, İRSİKA Başkanı kendisi. İRSİKA, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulan İslam Kültür, Sanat, Tarih, Araştırma ve merkezinin genel koordinatörüsünüz, yani genel direktörüsünüz aynı zamanda. Mahmut Erol Kılıç hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk abi. Nasılsınız canım efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, şükürler olsun. Nasıl geldi Ramazan size? Bahseder misiniz biraz? Evet, yani Ramazan'da tabii ki 11 ayın içerisinde ayların sultanı olduğu için 12. ay olarak tesbihin imamesi olduğu gibi ayların da imamesi var. O da Ramazan ayı. Yani özlemle bekliyoruz her sene. Geldiği zamanda da bizden memnun ayrılıyor mu? Orada bir tereddüdüm var benim şahsen. Çünkü modern hayat gereği Ramazan bizden memnun ayrılıyor mu? Ramazan içini doldurarak tam olması gerektiği gibi ifa edebiliyor muyuz? Hakkını verebiliyor muyuz? Çünkü Ramazan sadece donuk bir, pasif bir ay değil. Ramazan canlı bir varlık aynı zamanda. Onunla aramız nasıl diye sorduğum zaman ben kendi adıma maalesef çok olumlu şeyler söyleyemiyorum. Her sene de bu içimde bir hüzündür. Ramazan'la Allah kabul etsin bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ya modern hayat gereği hakkıyla tam onu mutlu edebildiğimi zannetmiyorum. Bu belki mutludur bizden ama ben bilmiyorum. Aynı çekinceleri ben de yaşıyorum. Evet. Geçen bir dostumla bunu konuştuk. Ya dedim TRT, iftar falan nasıl yapacağız? Ramazan hakkını veremiyorum. O zaman bırakacaksın işleri, Ramazan hakkını vereceksin dediğinde bir aydınlanma yaşamıştım yani. Hangisine müreccah? Ha, evet. Demek ki hayır, önce Ramazan. Evet. Peki şimdi mesela bu Ramazan boyu yapılan televizyon programlarına baktığımızda belki biz de bunun bir parçası olarak içindeyiz. İbadetlerin mahiyetinden ve hikmetlerinden çok konuşuruz. Faydalarından, anlamlarından. İşte mesela orucun şöyle bir hikmeti de varmış, şöyle bir faydası da varmış. Bu sağlıklı bir bakış açısı mı insan ibadet ilişkisinde? Yani illa bir hikmet, bir fayda, bir şey gözetmeli miyiz ibadet ederken hocam? Şimdi Bekir Bey, öncelikle yani Allah ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben sizi bana ibadet edesiniz diye yarattım. İlla liya'budun. Fakat müfessirler, bunu açıklayanlar oradaki ibadet fiilinin bizim şu an yapmakta olduğumuz ritüellerden ziyade liya'rifun diye tercüme ederler. Yani ben sizi beni tanıyasınız diye yarattım. Tanımanın içerisinde, tanımanın iktiza ettiği şartlardan birisi de ona yönelik bazı duygular beslemek. Yani insan sevdiğine mesela seni seviyorum demeli. İbadet de aslında onu sevdiğimizi ve onu özlediğimizi, ona yaklaşmak istediğimizi bir tür ifade ediş biçimi. Dua demek salat zaten, yani dua ediniz demek. Namaz bu manada bir tür dua ediş, bir tür ritüel. Siz bana dua edin ki ben de size cevap vereyim diyor. Karşılıklı bir konuşmayı başlatmamız açısından ibadetler bir anahtar ama ibadetler tek başına yeterli de değil. Yani meşhur bizim arifler ibadetlerle, sadece ve sadece ibadetlerle, zahitlikle bu işin olmayacağını söylüyorlar. İbadetsiz olmuyor ama sadece ibadetlerle de olmuyor. Peki nasıl olacak diye soru sorduğunuz zaman bunun dereceleri var. Yani hikmeti var, ritüeli var. Yani zahiri fiziksel hareketi var. Hikmeti o fiziğin içerisinde, o hareketin içerisinde. Yani gayemiz mesela oruç tutmaktan gayemiz aç kalmak değil. Evet, aç kaldığımız zaman belirli bir hikmeti elde ediyoruz. Ama o hikmeti elde etmek için aç kaldığımız zaman burada bir hedef sapması oluyor. İbadetlerdeki ana gaye lillah. Yani benim namazım, haccım, zekatım, orucum hepsi
senin için Allah'ım demek aç gerekiyor. Aç kalmak da böyle tevil edilemez mi hocam? Yani tabii. Allah için yiyeceğimden içeceğimden vazgeçtim diyerek. Kesinlikle ana hedef bu, hikmet bu. Fakat buna bağlı olarak ikincil, üçüncül, dördüncül getirdiği katkılar, zenginlikler olarak. Mesela oruç tuttuğunuz zaman sizin şekeriniz, bedeniniz, bedeninize bazı tıbbi faydalar veriyorsa, ki verdiğini bugün modern tıp da artık kabul etmeye başladı. O hani la besebih denir. Tabii ki o da kaymaklı kadayıf olur. Yani onun üstüne bir şey olur. Ama ben oruç tutayım ki sadece bedenime tıbbi fayda sağlasın, sağlığıma fayda sağlasın dediğiniz zaman olayın kutsallıktan çıkarılıp biraz bedensel bir, hani aralıklı oruç diye şu an çok moda olan bir obeziteye karşı aç kalma şeyleri var, temrinleri egzersizleri var. Doktorlar ve diyetisyenler tavsiye ediyorlar. Onunla bizim orucumuz arasındaki fark aslında fiziksel olarak baktığınız zaman çok büyük bir fark yok. Yani aynı şey. Onlar da aç kalıyor, biz de aç kalıyoruz. Bazen onlar su içilebilir diyorlar. Tek fark bizde su da içilmemesi. Ama en önemli fark burada lillah, yani Allah için yapıyor olmak. Ona, o bu açıdan bakıldığında aerobikle namaz arasındaki fark da niyet. Kesinlikle. Yani niyet, birinde sağlıklı yaşamak için niyet ediyorsun, ötekinde Allah rızası için niyet ediyorsun. Aslında namaz ibadetinin de o manada fiziksel olarak ve tıbbi olarak araştırmaları yapılmış. Yani namaz kılan kimseye elektrotlar bağlanmış. Namaz kılma esnasında işte kan şekeri ölçülmüş, kolesterol ölçülmüş falan. Ve çok, yani bu yoga, meditasyon yapanlar için de böyle denemeler yapılmış. Ama siz yoganızı, meditasyonunuzu diyelim ki sadece sağlığınız için yapıyorsanız orada bir hedef sapması var. Aynen öyle. Zaten modernite ibadetlerin de içini boşaltarak sadece materyalize, yani maddeleştirdi. Yogayı bu hale getirdi, meditasyonu bu hale getirdi. Maalesef bizim de bazı İslami okuyuşlarımızda da dinimizdeki kutsallığı biraz daha profanlaştırmak suretiyle dinimizdeki ibadetlerin hepsinin maddi gerekçelerini ortaya koymak ve hedefi buna göre belirlemek, bu ciddi bir sıkıntı, bir problem. İlahi ente maksudi, bizdeki ana hedef, Rabbim hedefim sensin, maksadım sensin, sana kavuşmaya çalışıyorum, benim tuttuğum oruçla, benim açlığımla, bu çektiğim eziyetle sen mutlu oluyor değilsin, ama aslında benim bir tarafım yukarıya doğru beni çekmek istiyor. Ruh ve nefs ayrımı yaparlar bizim arifler, biliyorsunuz. Aslında ruh ve nefs ayrımı veya akıl kalp ayrımı diye ayrımlar yoktur. Bunlar suni ayrımlar. Bunun üstüne kitaplar bile yazılmış o kadar. Yani şöyle efendim, ayrımlar yoktur derken dereceler kavramını dışta bıraktığımız zaman tabii her şeyi kategorize etmiş oluyoruz. Oysa ki aklın dereceleri var. Bu aklın derecelerin en üst cilalanmış son haline kalp diyoruz ki o da aklın bir çeşidi. Yani akıldır kalp. Aynı şekilde ruh bizdeki varoluşun yukarıya doğru çıkmak isteyen aslını, özünü, hani bir tür balon misali, yukarıya doğru çıkmak isteyen haline ruh diyoruz. Aşağı doğru çekmek, paçalarımızdan bizi aşağı doğru çekmek isteyen haline, aynı şeyin haline nefs diyoruz. Yani nefsi siz cilalarsanız, terbiye ederseniz ruh özgürleşiyor, ruhlaşıyor. Dolayısıyla nefs ayrı, ruh ayrı, ayrımı biraz dilde, lisanda olan bir şey. Hakikatinde değil. Bu manada bizim, yani oruç ibadetinde hedeflediğimiz şey aslında maddeye biz mi hakimiz yoksa madde mi bize hakim? Onun bir tür imtihanını, egzersizini yapmak. İmtihanını yapmak. Bu manada maddeye biz diyoruz ki ey madde, ey beden, bak ben seni almadan da yaşayabilirim. Seni bir anlığına durduruyorum. Mide, sana bir şey göndermiyorum, haddini bil. Su içmiyorum. Dediğimiz anda ki ariflerin yorumlarında maddeye olan bu gidişatı, girişatı kontrol altına aldığınız anda ruh kapıları yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ne kadar güzel bir bakış açısı. O manada aslında burada hedeflenen şey insanın maddeye mahkum olmadığı. Modern hayatta mesela yemeğe mahkum olmak diye bir şey var. Gerçekten o lezzeti, o yemeği
yani buna müptela derecede bağlanan insanlar oluyor. Çünkü lezzet çok moderniteyle keşfolmuş bir şey. Hı hı. Ve şimdi bizi izleyenlerin içerisinde gastronomi uzmanları var. Yani bir yemek kültürümüz oluştu bütün dünyada. Gurmeler var. Gurmeler var. Yani onların mesleklerine saygıyla beraber şunu da söylemek gerekiyor ki neticede vücut gıdasını, bedensel gıdasını almak üzere planlanmıştır. Yani vitaminlerini almak ve hayatiyetini sürdürmek üzeredir. Hı hı. Lezzet bunun ikinci planıdır. Ama moderniteyle beraber lezzet öne çıkmıştır. Öyle şeylere lezzet katıldı ki gerçekten suni bazı şeylere ve onlardan aslında biz bedeni olarak da çok besleniyor değiliz. Yani bize katkıları çok fazla değil. Ama lezzeti mükemmel olunca da bir bağımlılık yapıyor ve biz onun peşinden gidiyoruz. Bunu benim doktorum söylemişti hocam. Sabahları adet edinmişimdir. Ben uyanır uyanmaz kahve içerim mutlaka. Ama her sabah istisnasız. Doktor bu sağlıklı bir şey değil, bunu yapmayın dedi yani. Aç karnı bunu, bunu yapmayın. Hem öyle hem de bir süre sonra vücut bunu hakkı olarak bilir. Tabii. Ve orucunuz zorlaşır dedi bu zamanla dedi yani. Sürekli yani, bunu istersiniz dedi. Özür diliyorum. Sigara, kahve, çay, yani herhangi bir müptelalık, yani çay çok lezzetli bir şey değil mi? Kahve çok lezzetli bir şey, yani içmemiz lazım. Ben de içiyorum, kahve içiyorum, çay da içiyorum. Ancak bunu bir iptila düzeyine getirdiğiniz zaman, onu içmediğiniz zaman elleriniz titriyorsa orada bir problem var demektir. O zaman böyle arada bir içmemek lazım. Yani vücuda çok yüz vermemek, çok şımartmamak lazım. Aynen öyle. Lazım. Bazen bırakın dedi kahveyi dedi. Niye evet. dedim? Niye diye sorarsa vücudunuz şeyde, gıcığım deyin dedi. Gıcıklık olsun diye içmiyorum deyin. Onu hakkı bilmesin dedi yani. Evet evet. Bu çok bilmesin. Doğru bir bakış açısı tabii, bence tabii, de. Tabii. Yani. Evet. Şeker mesela. Her yemekten sonra muhakkak bir tatlı yemek. Bende de vardır yani. Yemekten sonra tatlı ararım. Yani bazen yemeden de kalk. Tatlı olmasın muhakkak yani. O manada ruhun sultanlığını, ruhu bir süvari olarak görüp bedeni yani nefsi bir binek, bir at olarak görmek lazım. Ve modern dünyada ise tam tersi. Yani sırtına atını yüklenmiş bir süvari düşünün, atı Peki. taşıyor. Ve bizim üzerimize de bir yük yapıyor bu. Yoksa aç kalmakla bir eziyet çekmemizi istemiyor bizden. Allah gafur rahimdir. Ve bizim tuttuğumuz bu oruçla Allah bir şey kazanıyor değil. Biz kendimiz kazanıyoruz. Ve Allah'ın Samet diye bir ismi var biliyorsunuz. Samet ismi, Es-Samet ismi Allah'ın. Dışarıdan hiçbir şey almadan tek başına yegane ayakta durabilen varlığa Samet denir. Hmm. Allah ganidir, Samet'tir. Ne demek gani? Yani bir başka şeyden ihtiyacı olmayana gani denir. Müstani denir. Evet. Oruç da bize o ismi öğretiyor aslında. Bak sen de dışarıdan bir yardım almadan ayakta durabiliyorsun. Bütün dinlerde, bütün kültürlerde insanın nefsini terbiye etmesi konularında en önemli temrinlerden bir tanesi oruçtur. Yani oruç egzersizinin olmadığı din adeta yoktur. Hatta birçok yerde dile getirdiğimiz gibi yani ibadetlerin sıralaması yapıldığında hangi ibadet daha öndedir denildiğinde Muhyiddin İbn Arabi mesela orucu birinci sıraya alır. Namaz 2, 3 böyle. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazı gençlere bunu bir reçete gibi de tavsiye etmiş. Tavsiye edilen bir ibadet. Tabii. Yani şöyle şöyle bir durumun var diyene sen o zaman oruç tut diye tavsiyede bulunmuş. Tabii tabii tabii. Şifa kaynağı olarak hani. Tabii tabii tabii. Tabii. Yani orucun tabii ki hakkını vermemiz lazım. Tabii yani zahiri oruç var, batini oruç var. Zahiri oruç dediğimiz zaman fıkhen tutulması gerekli olan işte imsakla başlayıp efendim imsak tutmak demek. Tutuyorsunuz kendinizi. Hı-hı. Artık yemiyorsunuz, içmiyorsunuz ve cinsel ilişkiye girmiyorsunuz. Bunlardan kendinizi tutuyorsunuz. Feragatte bulunuyorsunuz. Ne zaman ki iftar vakti geliyor artık serbest hale geliyorsunuz. Bu manada işin fıkhi tarafına riayet etmeniz gerekiyor. Şunları şunları yemeyeceksiniz falan. Ama bir de kalbinizi imsak etmek diye bir şey. Ne demek o hocam? Ruhunuzu yani kalp Beytullah, Allah'ın evi. Allah diyor ki oraya başkasını alma. Orası benim. Orada da imsak et. Ya orayı da tut. Benim için tut. Mesela dilini tut.
Yani tamam biz oruç tutuyoruz ama mesela gıybet edebiliyoruz. Dedikodu edebiliyoruz. Orucu bozmuyor çünkü fıkhen siz dedikodu yapsanız orucunuz bozulmaz. Hı hı. Su içmediğiniz sürece, yemek yemediğiniz sürece. Ne bozulur? Oruç, yani fıkhen bozulmaz. Ama batınen baktığınız zaman batıni oruç bozulmuş olur. Bir insan için gıybette bulunmak, nemimede, laf alıp getirmede bulunmak, birisinin aleyhinde bulunmak, birisinin ayıbını açmak ve onu yaymak mesela. Bunlar çok büyük günahlar aslında. Hı hı. Ama orucu bozmazlar bunlar biliyorsunuz. Yani fıkhen bozmazlar. Fıkhen bozmazlar. Ama batıni orucu zedeliyor, bozuyor böyle şeyler. Dolayısıyla biz orucumuz olsun, namazımız olsun bütün ibadetlerin batıni yani içsel tarafını da çok mühimsememiz gerekiyor. Günümüzde ise hoca efendiler zahirini sadece anlatıyorlar. Çünkü zahirini soruyoruz. Tabii şeklini anlatıyorlar. Yani, tabii ki çünkü soru öyle geliyor ama insanlardan. Ama şekil olmadan da olmaz tabii ki. Evet. Yani namazın bir şekli var. Hı-hı. Amuda kalkamazsınız mesela. Yani. Bunu öğreteceksiniz. Abdestin şekli var tabii ki. Ancak hikmetlerini de öğretmek gerekiyor. Bizim Ebu Hamid-i Gazali gibi İhya-i Ulumiddin yazarları, Muhyiddin İbn Arabi gibi, Mevlana gibi arifler. Bunları o kadar güzel izah etmişler ki. Yani mesela Mevlana bir beytinde diyor ki Ramazan ayı geldi, padişahın ayı geldi, padişahın kapıları açıldı, artık ona doğru yolculuk başladı diyor. O kadar güzel bir Ramazan tarifi yapıyor mesela. Hı hı. Çünkü Ramazan aslında bir paket programın son ayıdır, her zaman da söyleriz bunu. Recep, Şaban, Ramazan üçlüsü bir yoğunlaşma ayı. Bu aylarda yoğunlaş, diğer aylardan yan gel yat anlamına gelmiyor. Hayır, burada bir örnek olarak bir ve bu tempoyu aktar. Bunu mümkünse diğer aylara da taşıyabilirsin diyor. Hı-hı. O açıdan Ramazan'ı biz bireysel olarak ibadet ayı olarak önce almalıyız. Sonra sosyolojik manada da Ramazan ayında sosyalleşme de çok önemli. Özellikle fakirlerin, mazlumların halleriyle hemhal olmak. Bugün özellikle günümüzde dünya mustazafları, dünya Müslümanların içerisinde, başta Gazze olmak üzere öyle gerçekten yüreğimizi parçalayıcı olaylar oluyor ki en yüreği parçalayan şey bunlara yetişememek, yardımcı olamamak. Şahsen beni yani yüreğimi yaralıyor öyle diyebilirim. Bir şey yapamıyorum, bir şey yapamamanın. Yani gidemiyorsunuz, yollar kapalı. Hiçbir şey yapamıyor olmanın verdiği ayrı bir psikolojik yük bu, var. Ya bu eziyeti içinizde evet. hissediyorsunuz, evet. bu ızdırabı hissediyorsunuz içinizde. Ve dua ediyorsunuz. Ama şuna inanıyoruz ki, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki, bir oruçlunun duası, iftar edince etmeden evvel yapacağı oruçlunun duası, bir de mazlumun duası geri çevrilmez deniyor. Hı hı. Yani mazlumun duası bu manada çok önemli. Çünkü diyor ki Peygamber Efendimiz, mazlumun duası Allah diyor ki ben onu bulutların üzerine alırım, orada tutarım, en uygun zamanda da ona karşılık veririm. Muhakkak geri çevirmem. O açıdan mazlum bu manada yani şöyle bir mantıkla yürütmemek lazım. Allah'ın bizim duamızı kabul etmesi için o zaman biz de mazlum olmalıyız. Tabii ki. Hani bazı inanışlar var ya Mesih veya Mehdi'nin gelmesi için zulmün artması lazım. Bundan dolayı da olsun bol miktarda zulüm olsun. Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi. Kıyamete zorlamak deniyor Tanrı'yı doğru. Öyle de dememek lazım. Evet. Yani hayır biz zulüm Allah'ın zalimliği ismi yoktur. Bütün zalimlere karşı mazlumları korumamız, müdafaa etmemiz aslında dini bir vecibedir. Evet. Bir tür ibadettir. Yani orucumuz gibi, namazımız gibi, zekatımız gibi. Mesela zekat her ayda verilebilir ama Ramazan ayında verilmesi daha çok tavsiye edilmiştir. Hı. Ve muhteşem bir mekanizmadır Bekir Bey. Mesela zekat olayı bazı yazarlar tarafından en sosyalist din olarak da görülür. İslam dinini en toplumcu din olarak görülür. Gerçekten siz malınızın, mülkünüzün yani gelirinizin 1/4'ini fakirlere veriyorsunuz. Bu bir ikram olarak da vermiyorsunuz. Yani gel buraya ben sana işte bahşişte bulunuyorum. O onun hakkı diyorsun. Değil. O zaten sende emanet duran bir parçası. Onun hakkı. Evet. Bu muhteşem bir şey. Yani fakirin de bundan haberi yok. Benim
onda bir parçam varmış, onda bir malım varmış diye de bakmıyor. Bu sistem yani tam hakkıyla zaten ifa edilebilse başta toplumumuz olmak üzere dünyada fakir kalmaz. Ne? Ama maalesef bazı insanlar zekat vermiyorlar. Çok önemli bir eylem. Zekatla mal eksilmez, bundan emin olsunlar. Aynen öyle. Zenginin fakire lütfu değil, fakirin zenginin malındaki hakkını veriyorsun aslında. Evet. Senin evet. olmayan bir şeyi veriyorsun. Evet. Sana ait olmayan birini asli sahibine iade evet, ediyorsun evet. ama şey yapmıyor. Bu da tabii fakir vatandaşları, fakir insanları bazen böyle şey hale getirebiliyor. Agresif hale getirebiliyor. Bir hocadan duydum, benim hakkımmış, versene. gibi o da olmaması lazım. Ya ben mesela bu konuyla alakalı birazcık sapacağız ama paylaşmak isterim. Şeyi bilmiyordum. Yani bir fakire istediğin kadar veremezsin dedi yani. Niye dedim veremem ya? Veremezsin dedi. Nisap miktarı hani İslam'a göre zenginlik 81 gram mı? 82 gram altınla verdiğinde dedi 82 gram altından fazla çıkıyorsa onun serveti artık o fakir değil zengindir, zekat düşmez. Tabii. Bir yere kadar verebiliyorsun tabii, sadece. Tabii. Ama bu çok kıymetli yani. Evet. Şeye dönmek istiyorum hocam. Bu Ramazan ayında hani şey diyoruz ya, arınma ayı olarak tarif ediliyor ya. Hani batini oruç dediniz biraz. Neyden arınma? Tam olarak neyi üzerimizden atıp çıkmamız lazım bu ayda? Ya Bekir Bey çok önemli bir soru sordu. Neden arınacağız? Yani tam arınalım ama neyden? Ya arınacağız da ne olacak mesela evet. değil mi? Yani her şeyden evvel şunu bilmemiz gerekiyor. Bunun metafiziğini şöyle kurmamız lazım. Kurulmuş zaten. Kur'an kurmuş. Diyor ki siz Allah'tan geldiniz ve tekrar ona geri döneceksiniz. Ve o size kendi ruhunu üfledi. Hı hı. O zaman bizim kökenimiz, aslımız, geldiğimiz yer ilahilik. Biz ondan geldik. Ve biz burada gurbetteyiz aslında. Bu beden içerisinde kafesteyiz aslında. Ve bedenli halimizle biz mutlak mutluluğu hiçbir zaman yakalayamayacağız. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ayet-i kerimede diyor ki bundan sonra gelecek olan senin için daha hayır. Bundan daha hayırlı. O zaman burada yapacağımız olan şey bu madde kirine bulaşmış olan ruhun ki bulaştığı zaman nefsileşiyor. Bulaşmış hali kontrollerle bazı temrinlerle, çalışmalarla bunu arındırmaya çalışmak. Hmm. Ne gibi? Yani bu sayacağım sıfatların hepsi ilahi, yani Allah'ta olan sıfatlar. Yani Allah saburdur, yani sabredicidir. O zaman sen de sabredici bir insan olacaksın. Günümüzde sırf Allah'ın bu ismi kullanılmadığı için, yani giyilmediği, üstümüze giymediğimiz için yüzlerce toplumsal vaka, adliye vakaları sayabilirim size. Cinayetler, yani sabretseydi mesela belki o cinayeti işlemeyecekti. Sabretseydi kavga etmeyecekti. Sabretseydi belki o zannettiği olayın öyle olmadığını öğrenecekti. Yani sabır bu manada mesela çok çok önemli bir sıfatlardan bir sıfat. Nasıl bir sıfat? İlahi bir sıfat. Evet. Biz o ilahi sıfatı giydiğimiz zaman ilahi olana yaklaşmış oluyoruz. Yani Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Bu manada Allah'ın üzerinde olmayan sıfatlar var. O sıfatları bizim arındırmamız, atmamız gerekiyor. Hmm. Ne gibi? İşte haset gibi. Haset gibi. Kibir gibi. Kibir yani narsizm deniyor modern psikolojide. Bugün narsizm ve siyaset, narsizm ve ticaret. Narsizm üzerine çok enteresan çalışmalar var. Gerçekten yani narsizmin karşılığı tevazudur, mütevaziliktir. Çünkü kibriya sıfatı Allah'a aittir. Sen ne kadar büyük olursan ol, istersen ticarette büyük ol. Allahu ganiyyum entumul fukara. Allah diyor ki ben ganiyim, ben zenginim, sana ne oluyor diyor. Ya. İstediğin kadar holdinglerin olsun. Bir sağlık sorunu oluştuğu anda sende sana ait olan hastaneye bile yetişsen kurtaramıyorlar seni. Ki örnekleri de oldu tarihte. Örnekleri yani. Oldu yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Koç ailesi böyle bir. Yani sahip olamıyorsun hiçbir şeye. O manada Allah'ın sıfatları dediğimiz iyi sıfatlar, güzel sıfatlar. Bunlara Esmaül Hüsna, güzel isimler diyoruz. Hüsna, güzel isimler. Onları giydiği zaman bir insan güzelleşecektir. Güzelleşen insanların toplumu da
hani gül yetiştiren adamda olduğu gibi güzel insanlardan meydana gelen, gülden terazi tutarlar ilahisinde, şiirinde olduğu gibi güzel bir toplum haline gelecektir. O zaman biz ferdi olarak ve de toplumsal olarak Allah'a yaklaşmak, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak durumundayız, mecburiyetindeyiz. Eğer üzerimizdeki hal Allah'ın sıfatlarından herhangi birine denk gelmiyorsa, bir güzel bir hal, bir hüsnü sıfatta ise o zaman ondan arınmaya çalışmamız, ondan uzaklaşmaya çalışmamız gerekiyor. Bu belki en başta zor gibi gözükebilir ama biraz cehdle, ki cihat bu manada çok önemlidir. Yani cihat çabalamak demektir. Öyle armut piş ağzıma düş şeklinde olmuyor. Biraz sizden bir hareket bekleniyor. Ramazan'dan da böyle mucizevi bir şey bekliyoruz değil mi? Ben hiçbir şey yapmayayım ama Ramazan beni dönüştürsün yani. Öyle bir mucizevi bir şey olsun, olağanüstü bir şey ve ben çok iyi bir Müslüman olayım ama yani şöyle hocam gibi... Çok özür dilerim. Şöyle dediniz, unutmayın. Ankara Allah iftar başında Allah bekliyor. Allah kabul etsin diyelim Ankara'ya. Lütfen bize ve mazlum mağdurlara da dua edin. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah kabul etsin diyoruz tekrar Ankara'ya. En son sohbet çok güzel bir yerde kalmıştı. Şöyle demiştim. Ramazan ayı gelsin, yanında olağanüstü hediyeler getirsin. Benim hiçbir gayretim olmasın ama kendimi arınmış bulayım, ibadet ederken bulayım, geceleri gözyaşı dökerken, Kur'an-ı Kerim okurken bulayım. Hocam da o işler pek öyle olmuyor. Şöyle ki kabilinden bir giriş yapmıştı, bölmüştük. Buyursunlar hocam. Yani şöyle, Ramazan bir içine girilecek bir fanus. Siz onun içerisine girdiğiniz zaman tamam, bir koruma altına alınıyorsunuz. Bir rahmet kapılarının fazlasıyla açıldığı bir ay bu. Evet. O manada doğru ama sizden de bir şeyler yapmanız isteniliyor. Yapacağınız şeyler de, yani mesela yalan konuşmamak, eğer ticaret erbabıysanız, bugünlerde toplumsal ahlakımızda da bazı kaymalar oluşmaya başladı. Ticaret erbabında çok fazla tahşiş denilen sahte ürün üretmeler, halkın sağlığıyla oynamalar. Yani siz halkın sağlığıyla, Sebi Sibya'nın gencecik yavruların sağlığıyla oynayan bir ürün ürettiğiniz zaman oruç tutmakla arınamazsınız sadece. Ama bu oruç tutmamanın mazereti de olamaz değil mi hocam? Yani olamaz tabii ki ama orucunuz zedelenir. Yani tabii ki oruç tutmakla siz bir şeyler yapıyorsunuz, bir sevap almaya çalışıyorsunuz ama şunu bilin ki her biri birbiriyle irtibatlı. Yani bunun irtibatlı olduğunu Cenab-ı Allah namaz örneği üzerinden şöyle veriyor. O namaz kılanlar ki yuh olsun o namaz kılanlara, o kıldıkları namaz kötülüklerden onları kötülük yapmaktan alıkoymaz. Yani Allah, siz kötülük yapmaya devam edin ama namazınızı da kaçırmayın demiyor. Öyle bir şey istemiyor. Aynı şeyi biz harç, zekat ve diğer ibadetlere de tatbik edebiliriz. Yani oruç tut, nasıl tutarsan tut ama git yalan söyle mesela. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O manada yani orucunla beraber diğer ekleri de tamamlarsan o zaman sende güzellikler oluşmaya başlıyor. Manevi lezzetler de oluşmaya başlıyor. Gerçekten insanda rahmet ayı olduğu için rahmet, yani Allah'ın rahim sıfatı sende oluşmaya başlıyor ve merhametli hale gelmeye başlıyorsun. Toplumumuzda bu manada gerçekten o merhamet damarları da zayıflamaya başladı. İnsanlar birbirine kırıcı olmaya başladılar. Yani siyasi arena, ticari arenada, efendim gençler arasında, yani lise 17-18 yaş arasındaki çocuklar arkadaştırlar. Arkadaşlar arasında bile çeteleşmeler, kavgalar, neden seyredilen filmler, çok üzülüyorum yani bazı televizyon dizilerinde bile güzellikler empoze edilmiyor ama işte mafyatik yapılar, arka sokaklar. Ya kardeşim, bu toplumun ön sokaklarına bakın biraz, hep arka sokak. Yani arka sokaklar her zaman için dışlanmış yerlerdir. Dışlanmışlar da kardeşimizdir, eyvallah, ama bir ana cadde varken siz ana caddeden niye sapıyorsunuz? Evet. Ana caddenin güzelliklerini gösterelim ya. Bir Mevlana var, bir Yunus Emre var, bir efendim o kadar güzel, çağımızda yaşayan güzel insanlar var, sanat var. Mesela sanat eğitimiyle insan miraç eder, yükselir. Gençlerimizin sanatla, felsefeyle uğraşması
birbirlerini anlamada çok önemli bir araçtır. Ama siz bunları vermediğiniz zaman onlara çok kırıcı bir hale gelmek. Kırıcı hale gelmelerinin yolunu açmaktasınız. Siz o gence oruç tut, namaz kıl deseniz de o kırıcılığını sürdürdüğü sürece o oruç ona bir dönüşüm sağlamaz. Biraz medyatik bir iletişim bağlamında ele alınıyor gençler sadece. Hani gerçekten kafa yoruluyor mu? Ben de çok emin değilim hocam. Yani özellikle kültür sanat anlamında, felsefe dediniz hak getir hocam. Yani gerçekten kültür sanat anlamında çok fazla oluyor mu? En son gittiğim Gaziantep'te bir gençlik merkezine gitmiştim. Mesela gerçekten robotik sınıflar vardı. Gerçekten devlet orada açmış. Bazen gençlerin istediği yere devlet yetişemiyor. Bazen de devlet bütün imkanları seferber etmiş. Gerçekten hakkıyla bunlardan istifade edecek genç bulmakta zorlanıyor. Evet. Böyle bir söylem dengesizliği mi var diyelim? Bir arz talep dengesizliği mi var diyelim bilemiyorum. Şöyle felsefe derken de kastettiğim benim yani o gençlere verilecek olan şey tabii ki robotik eğitimler de yapılmalı ama kendini tanı diye bugün en eski felsefe mottosu insanın kendini tanıması ilmidir. Gençlere liselerden, ortaokuldan başlamak üzere, belki de ilkokuldan başlamak üzere kendini tanımanın basamakları öğretilmesi gerekir. Kendini tanımaya başlayan Rabbini tanır. Rabbini tanımaya başlayanda da Rabbe ait, Hakk'a ait güzellikler oluşmaya başlar ve yanındaki arkadaşı da aynı yolda ilerlerse bunların arasında güzel bir dostluk oluşmaya başlar. Böyle bir çalışma var mı şu an liselerde hocam? Yani şahit olduğunuz, duyduğunuz, bildiğiniz? Bilemiyorum. Benim kastediğim biraz daha geleneksel, tradisyonel bir sistemde bunlar böyleydi. Yani Cicero'nun Dostluk Üzerine diye bir kitabından bahsediyorum evet. size. Hı-hı. Tabii göçtü kervan, kaldık dağlar başında ama Yunus Emre bizi bekliyor, müracaat etmemizi bekliyor. Yani Yunus Emre çok özür diliyorum. Evet bizde bir etiket olarak, bir isim olarak var. Çok da kullanıyoruz. Enstitülerimiz var. Mevlana aynı şekilde. Ancak Mevlana'nın içine, felsefesine, ruhuna, gayesine, adamın hedefi neydi? Yunus Emre'nin kurgulamak istediği insan ve toplum yapısı neydi? Din anlayışı neydi? Biz o din anlayışını mesela din anlayışımıza hakim kılabilir miyiz? Evet. Bunlara bakmamız lazım. Yoksa Yunus Emre adı çok kullanılıyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah ey iman edenler iman edin diyor. Yani Cenab-ı Allah kelimelere çok takılmıyor. Kelimelerin içine bakıyor. Burada kastedilen ana manaya bakıyor. Yoksa Mevlana lokumu, Mevlana şekeri, Mevlana pidesi. ile Mevlana'yı anlamış olmuyoruz. Ben Miraç diye asansör gördüm hocam ya. Miraç diye asansör, evet asansör. Evet. Ben de gördüm, doğru. Yani aslında keşke buna da bir el atılsa değil mi hocam ya? Yani sizce ben konu bu değil ama ben keşke... Ben el atılma taraftarı değilim. Ha öyle mi diyorsunuz? Evet, değilim. Neden hocam? Yani şöyle, bir şey içten olmazsa olmaz. Yani siz bir topluma jandarma kuvvetiyle yani zapt edemezsiniz. Anladım. İnsanoğlu her zaman bir yolunu bulur. Sence bu doğru mudur? Bu yaptığını sorgulatmak yolu. Evet. Ha. O eğitimi verdiğiniz zaman o kişi ya ben ne yapıyormuşum? Farkında değilmişim diyecek. Eğer biz ya, Hazreti Mevlana'yı doğru anlatabilseydik o insanlar Mevlana'nın pidesini yapmazlar mıydı diyorsunuz? Kesinlikle. Ha. Ya Bekir Bey sırf bugünkü gazetelerde, sırf bugüne ait gazetelerde baktığım 3-4 tane cinayet vakasında ki tasvir etmek istemiyorum. Yakalanan kişi diyor ki ya keşke öyle yapmasaydım. Mesela 15 yaşında kızının gözü önünde eşini öldürmüş. Diyor ki bir anlık hiddetime geldi. Kendisini hastaneye götürürlerken polise itirafta bulunuyor. Diyor ki ya yanlış yaptım diyor. Pişmanlıktan yararlanmak için söylüyor olabilirler ya, mi? Ya o da olabilir belki ama bazı insanların anlık fevri hareket yapmasını teşvik edici bir anlayış da var. Hı hı. Ya insan kutsaldır. İnsanın bedenine dahi dokunmakta biraz dikkatli olman gerekir. Münakaşa edebilirsin doğal olarak ama bir cana kastedemezsin. Öldürmek bu kadar ucuz olmamalı. Evet. Yani ne insanı ne hayvanı. Ya tabii bütün canlıları bir canlıyı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye dinimizde bahsedilen hususlar var ama topluma bunun yansımasını beklememiz gerekiyor. Yansıma da örgün eğitimle o hapın içilmesiyle olur. Ya yani ortada bir hap var
ve siz o haptan bahsediyorsunuz. Şuna iyi gelir, buna iyi gelir. Çok güzel, çok faydalı. Ama hap masanın üzerinde duruyor. O hapı içmediğiniz sürece onun tesirini siz bedenin üzerinde göremezsiniz. Aynen öyle. Bizde de yani ahlak mimarlarından bahsediyoruz. Yunus Emre'lerden bahsediyoruz. Ahmet Yesevi'lerden bahsediyoruz. Ama onların reçetelerini biz eğitimimizde tatbik etmediğimiz sürece, milli eğitimimizde olsun, bu milliyetimizde tatbik edilsin derken de öğrencilere bunu icbar ederek, zorlayarak hayır, değil. Ama estetize edilerek, çağa uydurularak verilebilir. Evet. Yoksa romantik, mitolojik kahramanlar olarak hayatımızın evet, bir kenarında birer romantik biblo duruyor. Aynen birer öyle. Biblo olarak aynen duruyor. Pide olarak kalıyor. Pide olarak duruyor maalesef. O açıdan yani tekrar Ramazan ve oruca geri dönecek olursak, Ramazan bu manada dikey manada, enfüsi manada kişinin arınma ayı, arınma diğer zamanlarda arınma olmaz anlamına gelmiyor. Fakat bu ayda semanın kapıları daha fazla açılıyor. Hı hı. Yani bu ayda senin bir azıcık bir gayret etmenle çok fazla karşılık alacaksın. Yani bonusu fazla olan bir ay bu ay. Bu fırsatı kaçırma. İndirimler var bu ayda. Hani biraz ticarileştirelim efendim. Ve bu fırsatı kaçırma. Çünkü bu ay bittikten sonra normal ticaret kanunları işleyecek. Bu aydaki indirimler çok fazla. Evet. Yani ona gayret etmesi sağlanıyor, sağlanmaya çalışılıyor. Tabii şunu da altını çizmem lazım Bekir Bey. Yani Ramazan her şeyden ve manevi yoğunlaşma ayı, hı hı, sosyolojik tarafı ikincil plandadır. Hı. Biz bunda birinci tarafı biraz ihmal ettik. Mesela Peygamber Efendimiz son 10 günde itikafa çekilirmiş. Evet. Yani itikaf kültüründen de uzaklaştık. Kendi içimize dönme ayı yani. Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani yarı ile baş başa kalmak. Aynen. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ederim. Allah ebeden razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah burada güzel küçücük bir çadırımız var. Sizi de orada iftar yapmaya davet ediyoruz. Katılırsınız. İnşallah. İnşallah yaparız. Kıymetli dostlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rabbim böyle burada anlatadı. Öyle derler ya eskiler. Allah konuşanın diline, dinleyenin hikmetine, hacetine göre hikmet bahşedermiş. İnşallah böyle hikmetli sözler söylemişizdir. Sizin de dertlerinize derman olmuştur. Allah kabul etsin diyelim o zaman canım İstanbul. Dualarda bizi de unutmayın. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin canım efendim. Bugün Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocamızla orucun hikmetini ve genel anlamda ibadetlerin hikmetini konuşmaya çalıştık. Yarın misafirimiz Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Haneleriniz şen, sofralarınız bereketli olsun. Hoşça kalın efendim.